Hocam zorlu bir süreçte göreve geldiniz ve artık sahaya çıkma zamanı, geri sayım başladı. Neler evet. söylersiniz? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten Gençler Birliği'nin bir kültürü var. Dolayısıyla Türk futbolunda gerçekten önemli bir yeri var. Konum itibariyle şu anda zor bir durumda. Ama başkanımızla belli istişarelerimizi yaptık. Yapılması gereken eylemleri mutlaka yönetimle birlikte en kısa sürede mutlaka yapacağız. Bulunduğumuz bu durumdan bir an önce kurtulmak adına yapılması gereken neyse ekibim, ben, futbolcular ve yönetimimiz, değerli başkanımızla birlikte mutlaka doğru işler yapacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki gerçekçi olmak lazım. Şu anda ilk yarının bitmesine 6 maç var. Mevcut kadromuzda bulunan bu 6 maçta şahsen ben ve ekibim bütün puanlara talibiz. Bu anlayışta olmamız gerekiyor. Oyuncuyu bu anlamda antrenman etmek gerekiyor ve buna inandırmak gerekiyor. Oyuncularla bu 4. antrenmanın kendileriyle gerek bireysel gerek toplantılar, mini toplantılar halinde görüşmelerimizi yaptık. Onlar bizi, biz onları tanımaya çalışıyoruz. Tabii ki futbol dünyası içerisinde oyuncularımızı biz yeteneklerini biliyoruz, tanıyoruz. Ama sosyal hayatta da onları tanımak gerekiyor. Bu anlamda birbirimizi tanımaya başladık. Onlarla birlikte doğru işler yapacağımızı düşünüyoruz. Bu 6 maça çok doğru hazırlanmamız lazım. Her maç kendi içerisinde çok önemli ve çok değerli. Maç maç düşünüyoruz, hafta hafta düşünüyoruz. Bu hafta Altay maçı bizim için çok önemli, her maç gibi. İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Oyuncularımızla oturup onlardan neler istediğimizi, neler yapabilmeleri gerektiğini sürekli görüşmeye başladık ve çalışmaya başladık. Bunu gerek görsel, gerek mini toplantılar, gerek de sahada çalışmalarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Oyuncular da doğru reaksiyon gösteriyor. Şöyle bir gerçek var. Evet, her şey zor mu? Zor. Zor olan şeyler güzeldir sonucunda. Biz bu mücadelenin içerisinde her anlamda dimdik duracağız, güçlü olacağız ve buradan başarılı bir şekilde çıkacağız. İnşallah Gençler Birliği'ni biz bu sene mutlaka ve mutlaka bu ligde tutacağız. Hocam, baktığımızda ağırlıklı olarak genç oyunculardan oluşan bir takım var. Belki tecrübe eksikliği de olduğunu söyleyebiliriz. Siz de 4 antrenmana çıktınız. İlk gözlemlerinizi öğrenmek istiyorum ve buna istinaden de transfer tahtası açılırsa ne yönde hamleler yapacaksınız? Bu konuda bir ön hazırlık var mı kafanızda? Evet. Dediğim gibi oyuncuları tabii ki daha öncesinden de tanıyoruz. Sürekli karşılaştığımız mücadelelerde karşılaştığımız oyuncu arkadaşlarımız var. Hepsini oyuncu kalitesini ve yeteneklerini yakından biliyorum. İçeriye girdiğinde de onları sosyal hayattaki düşünceleri, hayatı, hayata bakışları, hedefleri, bunları da içeriye girdiğinde daha rahat tanıyabiliyorsun. Bu anlamda onları tanımaya çalışıyorum. Dinamik, tempolu, genç bir takım. Tecrübeli oyuncu içeride maalesef çok az. Ama bunların en büyük özellikleri güçlü ve dinamik olmaları. Biz bu yönlerini daha çok sahanın içerisinde kullanmaya çalışacağız. Kompakt bir takım yapmaya çalışacağız. Birlikte hücum yapan, birlikte defans yapan ve birlikte sahanın içerisinde mücadele eden bir anlayışı ön planda tutacağız. Çünkü en güçlü yönleri burası. Tabii ki o tecrübenin yetersizliği içeride belli sorunlar yaratabiliyor. Ama biz bunların mantal olarak ve psikolojik olarak daha çok yukarıya çıkarma düşüncesindeyiz. Eksik bölgelerimiz her takımda olduğu gibi burada da var. Futbolda eksik bitmez. Bu anlamda da devre arasında yapacağımız hamleleri yönetim kurulumuzla, değerli başkanımızla, sportif direktörümüzle oturup istişareler yapıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde zaten sizler de yapacağımız hamleleri çok yakından göreceksiniz. Dolayısıyla şu anda ikinci yarıydır. Şu kalan 6 maçla alakalı tamamen konsantrasyonumuz ve düşüncemiz. O yüzden şu anda transferi çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Bu 6 maçta maksimum alabileceğim puanlar ikinci yarı bizim için çok değerli olacak. Dolayısıyla amacımız ve hedefimiz tamamen şu anda 6 maç. Hocam, baktığımızda Dünya Kupası nedeniyle birinci ligler, yani en üst düzey liglerde bir ara söz konusu ama evet. Sizde ve diğer alt liglerde ara olmayacak. Ama tabii ki naklen yayında devam edecek, bir anlamda Katar'ın haricinde gözlerde Süper Lig'den ziyade birinci ligin üzerinde olacak. Evet. Bunu bir teknik adam gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir etki eder?
Tabii ki bütün gözlerin burada olmuş olması bizim için de oyuncular için de bir avantaj. Çünkü futbol tamamen Süper Lig'den 45 güne yakın bir durum söz konusu, ayrı kalma durumu söz konusu. Dikkatler de ister istemez birinciye çekilecek. Bu lig zaten kendi içinde değerli bir lig. Daha çok değerli olacak. Kamuoyu, spor kamuoyu ve seyirci, futbolu seven herkes burayı daha çok takip edecek. Yoğunluk daha iyi olacak. Aslında oyuncularımıza bunları da ben paylaşmıştım. Sizden önce de bunları söylemiştim. Tamamen odaklanan lig bu lig olacak. Oyuncularımız da bunu biraz daha avantaja çevirmek adına psikolojik bir durum söz konusu tabii ki. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.